Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok kolay, mayasız, kabartma tozuyla olan 3-2-1 poğaçamızı yapıyoruz. Şimdi tarifimize geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 2 bardak yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu alıyoruz. 1 bardak sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 paket kabartma tozumuz var. Onu ekliyoruz. Yarım çay kaşığı, hatta yarım çay kaşığından bile az gibi de diyebilirim, karbonatımız var. Onu da ekliyoruz. Şimdi güzel bir şekilde bunları yoğurmaya geçiyoruz. 4,5 bardak da su bardağı unumuz var. Ama yine kontrollü ekleyelim. Çok fazla un abartmayalım ki içindeki poğaçanın içindeki yağımızı kaybetmesin. Biraz unumuzu ekledik. Yoğurmaya tekrar devam ediyoruz. Dördüncü bardak unumuzu da ekledik. Şimdi bakın biraz artık yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Yarım bardak daha ekledik tekrar şimdi. Bu tabi yoğurdun sulu olup olmadığından kaynaklandığı için un ölçüsünü fazla alabilir. Bizimki mesela ev yoğurduydu, o yüzden biraz bir tık sulu gibiydi. Ne kadar alacağını şimdi bakacağız. Gayet de güzel oldu sanki. Şimdi 4,5'tan 2 kaşık falan da fazla gibi un kullanmış olduk. Hamurumuz gayet güzel bir şekilde toparlandı. Şimdi şekil verme işlemini geçiyoruz. Gayet güzel oldu. Şimdi bu şekilde mandalina büyüklüğü kadar alıyoruz. Büyüklüğünü küçüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Avucumuzun içerisinde açıp kenarlarını böyle basarak kapatıyoruz tekrar. İsterseniz bu aşamada peynir ve maydanoz da koyabilirsiniz. Biz böyle sade yapmak istedik. Bu şekilde hepsini hamurumuzun yapıp tepsimize alıyoruz. Yarım kaşık pekmezimizi böyle bir geniş tabağımızın içerisine alıyoruz. 2 kaşık kadar da yani su koyalım. Böyle çok az bir şey, bunu açmış olalım. Poğaçalarımızı buna batırıp buradan da susama batıracağız. Bence güzel oluyor, denemelisiniz. Şimdi bu pekmezli suyumuza böyle batırıyoruz. Yuvarlak yaptığımız poğaçalarımızı oradan da tekrar susama batırıyoruz. Piştiğinde lezzet olaraktan gerçekten güzel oluyor. Biz birazını öyle birazını öyle yapıyoruz. Mandalina kadar almış olduğumuz hamurumuzu çok az üzerine basıyoruz. Sonradan tekrar da buharca batırıyoruz. Şimdi poğaçalarımızın üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. İsterseniz bu aşamada o kalan pekmezden de sürebilirsiniz. Yumurta falan yemeyenler için, sevmeyenler için. O da gayet güzel bir şekilde kızartıyor. Şimdi üzerinde biraz susam atıyoruz. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Sonra 200 derece fırında alt üst ayarda pişiriyoruz. Tabii kontrollü pişirmekte fayda vardır. Fırın ayarları değişebilir. O yüzden ara ara fırınımıza bakalım. Fırından çıktılar. Gayet güzel bir şekilde nar gibi kızardılar. Görüyorsunuz. Görünümü gerçekten güzel oldu. Tadı da bir o kadar güzel, emin olabilirsiniz. İç kısmına da şöyle bir bakalım. Dış kısımları böyle bakın, çıtır bastığımızda bile o çıtır sesi yani duyuldu. İnşallah siz de duymuşsunuzdur. İç kısmını görüyorsunuz. İçini falan gayet güzel bir şekilde çekmiş. Bence görünümü falan gayet dediğim gibi güzel. Kendisi de çok güzel bakın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Tarifimizi denemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.